Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde kırmızı alarm seviyesine geçilmiş durumda. Gerçek bir acil durumu söz konusu. Almanya Federal Sağlık Bakanı Spahn yapmış olduğu açıklamada ülkenin önümüzdeki günlerde daha da büyük sıkıntılar yaşayacağını, günlük vaka sayılarının minimum 100 bin civarında olacağını açık bir şekilde ifade etti. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bizler bu ekrandan defalarca anlattık alınan önlemlerin aslında bir işe yaramayacağını, her şeyin başa döneceğini söyledik ama görüyoruz ki maalesef üzülerek bu tabloyu izliyoruz. Hiçbir şey değişmedi, her şey başa döndü. Değerli izleyicilerimiz, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki kapasitenin dolacağını söyledi. Yani önümüzdeki günlerde Almanya'da durum eskisinden daha da kötü olacak. Eskiyi maalesef arayacağız. Spahn ülkesindeki koronavirüsün durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve tam kapanma seçeneğinin üzülerek masaya geldiğini ifade etti. Yani tıpkı içinde bulunduğumuz yılın başında gibi bu önlemlerin hayata geçmesinin söz konusu olabileceğini, kapanmanın tekrardan masalarında bulunduğunu ifade etti. Almanya Federal Sağlık Bakanı Spahn, ülke çapındaki artan koronavirüs vakalarını ulusal acil durum olarak niteleyerek salgının bir hafta öncesine göre daha da ciddi bir noktaya ulaştığını, iki hafta öncesine göre ise mevcut vaka sayılarının 5 katı arttığını, hastaneye başvuranların sayısının ise 2 katı arttığını ifade etti. Düzenlediği basın toplantısında ulusal acil durumdayız diyen Federal Sağlık Bakanı Spahn, aralarında sokağa çıkma yasağının da bulunduğu sıkı kısıtlama önlemlerinin değerlendirileceğini söyledi. Değerli izleyicilerim, maalesef tablo Almanya'da hiç de iyiye gitmiyor. Çok sayıda koronavirüse yakalanan vatandaşımız var. Bunun yanı sıra minimum günlük hayatını kaybeden insan sayısı 200'e çıkmış vaziyette. Bu rakamlar artıyor. 65 bin günlük vaka sayıları, bu rakamlar korkunç tabii. Federal Sağlık Bakanı Robert Koch Enstitüsü Başkanı ile birlikte yapmış olduğu basın toplantısında yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son 4 haftada haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 5 kat arttığına işaret etti. Bakan, ülkedeki söz konusu artışın ve hastanedeki doluluk oranlarının bölgeler arasında farklılıklar gösterdiğine dikkat çekerek ancak ulusal bir acil durumda olduğumuz açık bir şekilde ortadadır dedi. Bakın, daha da enteresan bir açıklama var. Spahn yine yapmış olduğu açıklamada Almanya'da hastanelerin dolmasını beklediklerini, komşu ülkelere vakaların, hastaların gönderilebileceğini de söyledi. Bununla ilgili hazırlıklar yaptıklarını da sözlerine ekledi. Yine Federal Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamada salgında aşılanmanın da önemli olduğunu ve gelecek dönemde aşı kampanyasının daha da hızlandırılacağını söyledi. Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı da şunları söyledi. Ülkenin birçok bölgesindeki hastanelerin kapasitelerinin sınırına geldiğini işaret ederek buralarda artık tıbbi bakım kısmen garanti edilmemektedir dedi. Durumun ciddi olduğunu ve Almanya genelinde vakaların arttığını belirten Robert Koch Enstitüsü Başkanı Weiler, bu ulusal bir acil durum, şimdi acil frenini çekmek gerekiyor dedi. Bakın arkadaşlar, ben size şunu net bir şekilde ifade edebilirim. Şimdi gerek Federal Sağlık Bakanı, işte Merkel ya da Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı, isimler önemli değil. Burada zincirleme bir hata durumu söz konusu. Biz alınan tedbirlerin, önlemlerin gerçekten bir işe yaramayacağını defalarca söyledik. Nitekim görüyoruz ki tablo yine değişmedi. İnsanların önüne mucizevi bir sıvı olarak sunulan, bırakın onu, bırakın sıvıyı değerli izleyicilerimiz, bu kapanmalar, işte teması kesmeler, onlar bunlar derken görüyoruz ki tablo çok ağırlaştı. Yani günlük vaka sayıları Almanya'da şu anda 100 bine koşuyorken bu Federal Sağlık Bakanı'nın, Robert Koch Enstitüsü Başkanı'nın ve Merkel'in derhal istifa etmesi gerektiğine inanıyorum. Sürekli olarak insanlara yapacağız, edeceğiz. Cakcuk'tan başka hiçbir şey yok arkadaşlar Almanya'da. Aslında bu söylediklerim diğer Avrupa ülkeleri için de geçerli. Çünkü görüyoruz ki maalesef durum her geçen gün ağırlaşıyor. İşte
Defalarca anlattım. Avusturya şimdi kapandı. Avusturya'nın kapanma gerekçeleri nedir? Koronavirüs. Başka bir gerekçe yok. Bugüne kadar ve yine söylediğim çok çok önemli bir şey var. Bu sıvıları vurdurmayanları günah keçisi ilan edecekler demiştim. Nitekim öyle oldu. İnsanları, bu sıvıları vurdurmayanları evlerine hapsettiler. Biz de soruyoruz, diyoruz ki arkadaş, hani bu sıvılar mecbur değildi, zorunlu değildi. İnsanlara mecbur değil deyip evine hapsetmek düpedüz zorbalıktan başka bir şey değil arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Nasıl ki insanlar bu sıvıları vurduranlara saygı duyuyorsa, diğerlerinin de vurdurmayanlara saygı duyması gerektiğine inanıyorum. Mutlaka doktorunuza danışın, hekiminize danışın, ondan fikir alın ve kararınızı verin. Bu başka bir şey. Ben zaten bu sıvıların tıbbi yönünü falan konuşmuyorum. Benim konuşmuş olduğum burada politikacıların bir tiyatro oyunu oynadığı, insan sağlığı gibi özel ve kutsal bir durumdan maalesef bu insanların sınıfta kaldığını anlatmaya çalışıyorum. Merkel başta olmak üzere Almanya'da bu işle ilgili alakalı kim varsa mutlak surette derhal istifa etmelidir. Zaten Merkel gidecek. Bunda bir problem yok ama bu Sağlık Bakanı, Robert Koch Enstitüsü Başkanı, bilmem ne kurulu, o kurulu, bu kurulu, bunların tamamının görevi bırakması gerekiyor. Böyle bir şey olamaz. Açıkladıklarının her şey tam tersi oldu arkadaşlar. Senenin başında dediler ki bu sıvıları biz bulduk, bu iş bitti. Tamam, insanlık kurtuldu. E bakıyoruz tablo, şu an içinde bulunduğumuz aylarda, günlerde bulunan bu tablo geçtiğimiz aylara göre, geçen kışa göre daha da ağır olacak. Net. Kendileri söylüyor, ben söylemiyorum bunu. Şimdi bir de işin tabii bu sıvı boyutunda Profesör Doktor Uğur Şahin ve Sayın Özlem Türeci var. Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde, dünyanın pek çok noktasında vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Şu an Almanya kapanmaya gidiyor. Avrupa'nın pek çok noktasında kapanma durumu söz konusu. Peki Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci kendi buldukları bu sıvılara rağmen neden tablonun bu şekilde ağırlaştığının bir açıklamasını yapabiliyor mu? Şimdi insanlara deniliyor ki siz bu sıvıları vurmadığınız için bu işin baş sorumlusu sizsiniz. Peki güzel, tamam. Bu insanlar da yarın öbürsü gün görünen o ki sıvılanacaklar. Bu insanlara da vuracaklar. Peki ondan sonra ne bahane üretecekler, çok merak ediyorum. Bakın arkadaşlar, 100 yılda bir meydana gelen, insanlığın gerçekten aciz kaldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunda bir problem yok. Bunu anlıyoruz. Doktorlar bu virüsü tanımıyor, anlıyoruz. Bu işin tam olarak çözümü yok, anlıyoruz. Çocuk değiliz. Böyle bir virüs var tabii ki, böyle bir salgın var tabii ki. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Şimdi bakın arkadaşlar, bu işin yönetimi, yani kriz yönetimi dediğimiz, bu durumdan birileri kendi çıkarları için maalesef gerçekleri açıklamaktan korkuyorlar. Hani senenin başında bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce %95, %96 oranında koruma sağlıyordu diye adama sormazlar mı? Her seferinde biz bunu bulduk, bizim sıvılarımız şu kadar koruyor, bu kadar koruyor diye açıklamalar yaptınız. Buyurun, Avrupa kapanmaya gidiyor. Neredesiniz? Profesör Doktor Uğur Şahin ve Sayın Özlem Türeci'ye buradan sesleniyorum. Neredesiniz? Neden çıkıp tek bir açıklama yapmıyorsunuz? Bu konuyla ilgili yapmış olduğunuz tek bir açıklama var. Yeni bir işte sıvı bulduk, bunu piyasaya çıkartacağız. Yeni bir hap bulduk, bunu piyasaya çıkartacağız. Hep ticari açıklamalar. Bunlar bilimden uzak açıklamalar. Şimdi soruyorum. Almanya gibi bu sıvıya önce ulaşan ülkelerden bir tanesi Hollanda. Hollanda'da yer yerinden oynuyor. Avusturya kapandı. Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri, İngiltere. Neden bu hale geldiler diye Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin açıklama yapması gerekmiyor mu arkadaşlar? Şimdi konuşunca birileri diyor ki eleştiriyorsun. Ya kardeşim, eleştirilmeyecek gibi değil ki. Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde pek çok vatandaşımız bu koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybediyor. Bu sıvıları vurduranlar içerisinde hayatını kaybedenler var mı yok mu? Buyurun yazın. Bu sıvıları vurdurup da koronavirüse yakalanan var mı yok mu? Lütfen yazın. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Ben alınan tedbirlere ve insanların perde arkasında çevirdikleri filmlere dikkat çekmek istiyorum. Nerede kardeşim Uğur Şahin? Her seferinde çıkıp açıklama yapıyor. İşte ülkeler kapanıyor.
Ne oldu? Almanya'da günlük vaka sayıları 100 bine koşuyor. Ne oldu? Neredesiniz? Neden çıkıp açıklama yapmıyorsunuz? Bilim insanı değil misiniz? İyi ki bu sıvıları insanlar vurdular. Peki vurmasalardı ne olacaktı? Günlük vaka sayısı 5 milyon mu olacaktı? Arkadaşlar, devletler sözleşmeleri imzaladı. Bunlara paraları ödediler. Bunlar şimdi başka bir formata geçtiler. Allah aşkına ya biri çıkıp bana söylesin. Profesör, doktor, Uğur, Şahin ve Özlem Türeci nerede? Çok merak ediyorum. Neredeler? Sayın hocam, neredesiniz? Niye çıkıp açıklama yapmıyorsunuz? Avrupa bu kaosun içerisine düştü tekrardan. Şu anda dünyada koronavirüsün merkezi Avrupa arkadaşlar. Koronavirüs Avrupa'dan yayılıyor. En çok ve en hızlı artış şu anda Avrupa ülkelerinde. Ne oldu sağlık sistemi? Federal Sağlık Bakanı Spahn açıklama yaptı. Dedi ki bizim hastanelerimiz kısa bir süre sonra dolacak. Biz mevcut hastalarımızı ya da bundan sonra gelecek olanları komşu ülkelere sevk edeceğiz dedi. Bu ne demek biliyor musun? Almanya'nın sağlık sisteminin çöktüğünün itirafı bu. Evet, şimdi bakın bilim insanlarının bu noktada devreye girmesi gerekiyor. Bu siyasetçilerle oturup aynı masaya konuşması gerekiyor. İnsanlığı daha başka neler bekliyor? Bunların bilgilerini vermeleri gerekiyor. Ben size ne dedim? Defalarca konuştum değil mi değerli izleyicilerim? Bu virüs, bu salgın ne zaman bitecek dedim. Bu sıvılar ve testler bittiği zaman bitecek. Sıvılar ve testler bittiği zaman bu salgın da bitecek. Bitmeyeceğine göre mezara kadar bu sorun devam edecek. Şimdi ne diyorlar? Her 6 ayda bir bu sıvıları mutlaka vurun diyorlar. Değil mi? Bilim insanlarımız. Peki iyi güzel. Bir sorun olduğunda bunun sorumlusu kim olacak? Muhatap kim? Yok arkadaşlar. Muhatap yok. Devlet başkanları diyor ki bilim kurulu söyledi, önerdi, ben de onayladım. Bunun yanı sıra bu sıvıları üretenler diyor, kardeşim riskleri var, ben bunları zaten söylemiştim, sözleşmemde de yazıyor diyor. Olan kime olacak? Yine vatandaşa olacak. Almanya gibi dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip ülkede gelinen nokta arkadaşlar tam bir acziyet noktası. Özellikle de siyasetçilerin ne kadar basiretsiz olduğunun en büyük göstergesi. Bu nedir arkadaşlar ya? Federal Sağlık Bakanı çıkıp diyor ki hastanelerimiz doluyor, dolmaya devam edecek. Bu işin önüne geçemiyoruz. Durum ağırlaşıyor. Peki siz 1,5-2 yıldır ne iş yapıyorsunuz? Bu bakan ne iş yapıyor? Merak ediyorum ne iş yapıyor bu bakan? Tedbirse tedbir dediniz. Önlemse önlem, sıvıysa sıvı. İnsanlar her şeyi yaptılar. Neyi yapmadınız? E peki tablo neden başa dönüyor? Bunu sormayalım mı arkadaşlar? Burada tam bir arkadaşlar basiretsizlik, iş bilmezlik durumu söz konusu. Çözeceksin. Hiç kimse bana şunu anlatmasın. İşte şunu yaptık bunu. Kardeşim ben Hatice'ye değil neticeye bakıyorum. Şu anda tablo ağırlaşmış. Bir yılı önceye dönmüş ve daha ağırı olacak. Şu anki tablonun daha da ağırını göreceğiz. Üzülerek anlatıyorum bunu. Almanya'da her yerde acil durum ilan edilmiş. Peki bu vatandaşın başına bir şey gelirse ne olacak? İşte soru bu. Hadi cevap verin. Değerli izleyicilerimiz bakın. Şunu açık yüreklilikle söylemek gerekiyor. Şu an bir tiyatro oyunu var. Birileri bu tiyatroyu oynuyor. Önce korkuyu pompalıyorlar. Ardından da diyorlar ki bak çözüm. O anlaşmaları yapıp sıvıları satıyorlar. Sonuç, al işte sana sonuç. Yine vaka sayılarında ciddi bir patlama var arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere görüşlerinizi iletin. Lütfen kanalımıza mutlaka abone olun. Gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız videonun altında bulunan beğen tuşuna basıp bir de abone ol tuşuna basıyorsunuz. Bu kadar ücretsiz biliyorsunuz bizde tüm yayınlarımız, bütün izleyicilerimiz izleyebilir. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bu siyasetçiler aslında insanları oyalıyor mu? Yapmış olduğu açıklamalar bugüne kadar neden gerçekleşmedi? Neden sürekli olarak vaka sayıları artıyor? Almanya'da şu anda
100 bine koşan vaka sayısı var arkadaşlar. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa lütfen bunları da açık yüreklilikle videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırın. Biliyorsunuz ben bütün yorumların hepsini tek tek okuyorum. Sizin yorumlarınızı da okuyacağım. Gündem sizin elinizde, ne istiyorsanız onları yazın. Biz de onları anlatmaya, konuşmaya, dertleşmeye devam edelim. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'daki koronavirüs tablosunun ağırlaştığı konusunda artık herkes mutabık. Bunda bir problem yok. Ancak gelinen noktada Merkel aşı olmayanları eve hapsetme kararı eyalet başbakanlarıyla beraber aldı. Bunu da kendisi açıkladı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Merkel eyalet başbakanlarıyla bir araya geldi ve alınacak olan yeni tedbirler konusunda mutabakat sağlandığını ifade etti. Şimdi bakın değerli izleyicilerim, buradaki tablo aslında bize şunu gösteriyor. Ülkeler, hangi ülke olursa olsun Avrupa'dan bahsediyorum, hepsi büyük bir acziyet içerisinde. Büyük bir bilinmezlik içerisinde. Toplumları, halkı nereye sürüklediklerini inanın kendileri de bilmiyorlar. Bugün bu açıklamayı yapıyorlar, yarın başka bir şey söyleyecekler, göreceksiniz. Diyecekler şartlar değişti, vaka sayısı şöyle oldu, işte sıvılarla ilgili durum şudur diye başka bir şey söyleyecekler. Aslında bu oyuncu aynı, senaryo aynı, sadece zaman aynı değil, her şey aynı yerinde duruyor. Bakın değerli izleyicilerimiz, şimdi Merkel'in söylemiş olduğu en önemli nokta şu. Diyor ki, aşı olmayanlara belirli kısıtlamalar gelecek. Aşı olmayanlar spor salonlarına ya da kalabalık ortamlara giremeyecek diyor. Bakın, bu ne demek? Bu sıvıyı olacaksın demek. Başka bir açıklaması yok. Ama bu sıvılar daha piyasaya çıkmadan önce Merkel ve Sağlık Bakanı çıkıp şu açıklamayı yaptı biliyorsunuz. Dediler ki zorunluluk yok. İsteyen olur, isteyen olmaz. Olmayanların hayatlarını da kısıtlamayacağız dediler. Ama bugün öyle bir noktaya geldik ki neredeyse insanları evinden alıp bu sıvılama merkezlerine götürüp kollarına bu sıvıları basacaklar. Benim gördüğüm tablo bu. Çünkü Avrupa'nın pek çok noktasında günah keçisi olarak bu sıvıları vurdurmayanları ilan etmiş durumdalar. Yani her şey bitti, bilim insanları her şeyi çözdü. Sorun sadece bu sıvıyı olmayanlar. Şu anda bana yani Almanya ya da diğer Avrupa ülkeleriyle ilgili gelen haberler bunu söylüyor. Başka bir şey söylemiyor. Adamı otobüse alma. Adamı sosyal insanların bulunduğu noktalara sokma. Adamı uçağa bindirme. Adamı okula alma. Devlet kamu hizmeti verilen binalara alma. Bu ne demek? Olacaksın demek. İnsanlar evinin içerisinde mi yaşıyor sadece arkadaşlar? Hani zorunlu değildi? Bu resmen sadece burada zorunludur dememişler ama altını doldurmuşlar. Bu kadar. İşte şunu yapmayacak, bunu yapmayacak, 2G kuralı, 3G kuralı gibi kısıtlamalarla bu sıvıları vurdurmayanları değerli izleyicilerim toplum içerisine çıkmaz hale getirdiler. Şu anki tablo bu. Şimdi hastane yoğunluklarına baktığımızda Almanya'nın pek çok noktasında maalesef durum her geçen gün artıyor. Yoğun bir şekilde hastaneye yatışlar devam ediyor. Bazı izleyicilerim yorumlarda görüyorum şunu söylüyorlar. Bizim burada hiç öyle bir şey yok. Arkadaşlar her yer aynı değil. Bazı noktalar yoğun, bazı noktalar değil. Federal Sağlık Bakanı Spahn bir açıklama yaptı. Biz dedi önümüzdeki günlerde yoğun bakımları muhtemelen dolduracağız. Bu nedenlerle çevre ülkelere hastalarımızı gönderebiliriz dedi. Kim söylüyor? Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn söylüyor bunu. Yani durum iyi değil arkadaşlar. Almanya gerçekten sonu ışığı görünmeyen bir tünelin içerisine girmiş vaziyette. Ama siyasetçiler hiçbir şekilde kendilerinden ödün vermeyerek şunu söylüyorlar. Kapanalım, maskeyi takalım, tamam takalım, kapanalım, bunlarda problem yok. Peki bugüne kadar almış olduğunuz bu tedbirler, önlemler neydi? Madem
Vaka sayıları bugün başa dönecekti. Bugüne kadar almış olduğunuz bu önlemler ne işe yaradı ben çok merak ediyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şu anda bir tiyatro oynanıyor ve bu tiyatroyu da karşımızda gözümüzün içine baka baka oynuyorlar. Biz sıvılara bir şey söylemiyoruz. Biz burada politikayı eleştiriyoruz, bu siyasetçileri eleştiriyoruz. Akşam başka bir şey, sabah başka bir şey. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir kriz yönetimi ben hayatım boyunca ne gördüm ne de duydum. Merkel'in canı sıkılıyor. Hadi kapatalım, hadi açalım, hadi şunu yapalım. Kusura bakmayın böyle. Ben Hatice'ye değil neticeye baktığımda vaka sayıları bir yıl önceye döndüyse Merkel'in ve onun çalışma arkadaşlarının başarılı olduğunu söyleyebilir miyim? Siz başarılı buluyor musunuz? Bu virüs döneminde Almanya'daki hükümet başarılı mıydı arkadaşlar? Eğer başarılıysa neden vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artıyor? Neden? Arkadaşlar, önümüzdeki günler geçen yılın bu zamanlarını arayacağımız günler. Tablo ağırlaşacak, hayatını kaybeden insanların sayısı artacak, vaka sayısı şu anki mevcut yapıda en az 2'ye 3'ye katlanacak arkadaşlar. O zaman doğal olarak soruyorum. Vatandaş almış olduğunuz tüm önlemlere uydu. Ama sonuç yine başa döndü. Hadi buyurun çıkın içerisinden çıkabilirseniz. Bunca insan şu anda günlük en az minimum 200 kişi hayatını kaybediyor Almanya'da. Günlük vaka sayıları 50, 60, 70 bine geldi. Her gün artıyor. O zaman almış olduğunuz bu önlemler ne işe yaradı arkadaşlar? Gerçekten çok merak ediyorum. Kapanma kapanma, maske maske, mesafe mesafe. İşte şu ülkeye gitme, bu ülkeye gitme, şunu yapma, bunu yapma. Herkes uydu. Çok büyük bir kısım. Neden kardeşim, neden o zaman? Bu işi bilmiyorsanız çıkıp siyasetçilere söylüyorum. Bu işten anlamıyorsanız, etrafınızdaki bu danışmanlarınız sizi yeteri kadar uyarmıyorsa siz ne iş yapıyorsunuz? Nedir kardeşim bu? İnsanlar hayatını kaybederken siz sadece izliyorsunuz. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Ya kardeşim adamların işte ilacı mı var cebinde bilmem nesi mi? Arkadaşlar konu o değil ki. Konu sıvılar falan değil, ilaç falan değil. Ben başka bir şey anlatıyorum. İnsanları aynı pimpon topu gibi bir sağa atıyorlar bir sola atıyorlar. Bir sağa atıyorlar bir sola atıyorlar. Böyle bir yöneticilik anlayış olabilir mi? Merkel'in derhal istifa etmesi gerekiyor. Artık beklememesi gerekiyor. Her sabah uyandığımızda başka bir şey söylüyor Merkel. Sağlık Bakanı başka bir şey söylüyor. Değerli izleyicilerim, önümüzdeki günlerde durum daha da ağırlaşacak. Görünen bu. Aman sessiz olun. Kendinize dikkat edin. Bizim gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bunu videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Saygıdeğer izleyicilerim, size bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Mutlaka kanalımıza abone olun ve bu yayınlarımızı beğenin, like atın. Çünkü daha fazla insana ulaşabilmemiz için bu abonelikler ve beğenmeler çok çok önemli. Anlayışınızı sizlerden bekliyorum. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da daimi aşı komisyonu 18 yaşından büyük herkese 3. doz aşıların yapılması gerektiğini açıkladı. Böyle bir tavsiyede bulundu. Salgınla mücadele konusunda Robert Koch Enstitüsü'ne yine danışmanlık yapan bu aşı komisyonu, değerli izleyicilerimiz, şunu söylüyor. Diyor ki, bizim nihai sonuca yani tamamen bu virüsten kurtulmamız için aşıyı herkese en az 3 doz vurmamız lazım diyorlar. 18 yaşın üzerinde herkesin de derhal aşılanması gerektiğini ifade ediyorlar. Şimdi bakın, mRNA teknolojisi bildiğiniz üzere hayatımıza son bir yılda giren Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin BioNTech adlı firmasının bulmuş olduğu aşılarla hayatımıza giren bir kavram. Geçtiğimiz günlerde Profesör Doktor Uğur Şahin bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Dedi ki, biz dedi öngöremiyoruz dedi nasıl bir mutasyonla, nasıl bir virüsle karşı karşıya olacağımızı. Bu ne demek? Bunun anlamı şu.
Biz de öğreniyoruz, görüyoruz, ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyor. Resmen bu. Çünkü biliyorsunuz bu virüs durmuyor. Mutasyona uğruyor. Bilmem işte İngiltere mutandı, Güney Afrika mutandı, Brezilya mutandı adı altında pek çok şekli şemali değişen bir virüsle karşı karşıyayız. Şimdi Profesör Doktor Uğur Şahin her ne hikmetse içinde bulunduğumuz günlerde çıkıp tek bir açıklama yapmıyor. İnsanlara bu sıvıları vurdular. Doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa onu yapın. O ayrı bir şey. İşin perde arkasında bu iş nasıl planlanıyor? Bu işin nihai noktası neresi? Hedef ne? Biz bunu konuşuyoruz. Şimdi bakın. Bu virüs döneminde zaten pek çok siyasetçi adeta birer kukla olmuş vaziyette. Birileri önlerine bir kağıt koyuyor. Bunu oku, bunu açıkla diyor. Bunlar daha olayın ne olduğunu dahi anlamadan çıkıp açıklama yapıyorlar. Topluma korkuyu pompalıyorlar. Sonra da diyorlar ki biz sizi kurtarıyoruz. İşte al sana sıvılar, al sana bilmem ne ilacı, şu bu vesaire arkadaşlar. Sonuç tam bir fiyasko. Gelinen noktada vaka sayıları bugün 100 binlere koşuyorsa, hastanelerdeki doluluk oranı 2 hafta önceye göre en az 2-3 kat artmışsa, bu insanların yapmış olduğu açıklamalar ne kadar güvenli, ne kadar insanları olumlu yönde etkiliyor çok merak ediyorum. Bir şeyleri sürekli olarak halının altına süpürmeye devam ediyorlar. Ancak bir tanesi de çıkıp demiyor ki, bakın arkadaşlar, olağanüstü bir dönemdeyiz. Biz bu işi bilmiyoruz demiyor. Herkes bu işi biliyor. Bu sıvıyı yapan da biliyor, siyasetçi de biliyor, hokkabaz da biliyor, o da biliyor, bu da biliyor. Herkes biliyor. Bir tek vatandaş bilmiyor ne olduğunu. Yani Merkel bir direksiyona oturmuş, bir otobüsün direksiyonu, arkada yolcular var. Almanya'nın tüm vatandaşları bir yere gidiyor. Nereye gittiği belli değil. Hangi istasyonda duracağı belli değil. Yolda başımıza ne geleceği hiç belli değil. Direksiyon Merkel'de. Şimdi arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Şu anda insanlık bu siyasetçilerin elinde adeta bir oyuncağa dönmüş vaziyette. Sıvı dediler, vuralım sıvıları, sorun yok. Şuna çıkmayın, maskeyi takın, tamam bunları da yapalım, sorun yok. Tamam, peki arkadaşlar, nereye kadar, ne zamana kadar biz bu şekilde yaşayacağız? Her kış geldiği zaman biz bu korkuları neden yaşıyoruz? Hani siz bu işi çözmüştünüz? Hani insanlık için mucize sıvıydı? Ne oldu? Ne oldu arkadaş? Ben merak ediyorum. Ne olduğunu soruyorum. Doktorunuz ne diyorsa tekrar ediyorum, onu yapın. Hekiminize danışın. Bunda bir problem yok. Ben burada politikayı eleştiriyorum. İnsanların psikolojilerini nasıl bozduklarını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu nedir arkadaş? Aç kapa, aç kapa, aç kapa. Sonuç, al işte sonuç yine aynı. E madem öyle kardeşim, bir yıla aşkın bir süredir siz yine başlangıç noktasına gelecektiniz. Niye o kadar önlem aldınız, tedbir aldınız, insanların bütün ayarlarını bozdunuz? Neden? Bunu anlatırken sakın birileri beni aşı karşıtı olarak falan görmesin. Ben durumu değerlendiriyorum. Bugün vaka sayıları 100 bine giderken bizim çok başarılı oldular, süper yönettiler Türkiye'yi, süper yönettiler Almanya'yı diyebilmemiz mümkün mü? Sadece sağlık alanında değil, bu dönemde ekonomik olarak da Almanya sınıfta kaldı. İşçiye bir kuruş korona parası ödemedi, emekliye, ev hanımına bir kuruş koronavirüs parası tazminatı ödemedi. E şimdi böyle bir zamanda vatandaşa vermeyeceksin de ne zaman vereceksin? Merak ediyorum, ne zaman vereceksin? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Tabloyu görüyorsunuz. Her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Ama çıkıp açıklama yapıyorlar utanmadan, sıkılmadan. Şuraları kapatacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. E kardeşim yaptı vatandaş zaten, yaptı. Şimdi yok. Yok ortada bir şey. Aynı şey başa geliyor. O zaman derhal arkadaşlar bu konuyla ilgili bir tanesinin çıkıp açıklama yapması lazım. Evet biz bu işi yaptık, yapmadık demesi lazım. Sıvı olmayanları
günah keçisi ilan etme taktiğinden vazgeçmeleri gerekiyor. Bunlar taktik yapıyorlar. Vatandaşı birbirine kırdırıyorlar. Diyor ki vatandaşı, sen niye bu sıvıyı vurdurmadın? Diyor ki ben sana saygı duyuyorum. Bak sen vurdurmuşsun. Sen de bana saygıyı duy. Yok. Böyle bir şey olur mu ya? Demokrasinin, insan haklarının merkez olduğunu söyleyen bu ülkelerde gelinen nokta arkadaşlar acınacak bir nokta. Ben öyle görüyorum. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu nedir arkadaşlar ya? Madem başa dönüyordunuz, gelecektiniz bu noktaya. Vatandaşı niye eve hapsettiniz? Niye her şeyi en başa aldınız kardeşim? İnsanların psikolojileri bozuldu, ekonomileri bozuldu. Her anlamda ne derseniz ya bir buçuk yıldır insanlar insanlıktan çıktı. Şimdi görüyoruz ki yeni tedbirler, yeni yasaklar çıkıp ballandıra ballandıra da anlatıyorlar. Peki siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hiç kimse gidip Uğur Şahin'e soruyor mu? Gel bakalım kardeşim buraya. Sen bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce toplumların %95, %96'sının korunacağını açıkladın. Bu tablo nedir? Günlük 100 bin kişi nedir diye hesap soruyor musunuz Uğur Şahin'e? Özlem Türeci'ye. Bilim insanları saygı duyuyoruz, ayrı bir şey. Ama Hatice'ye değil neticeye baktığın zaman bu soruların Uğur Şahin'e sorulması gerektiğine inanıyorum. Her devlette milyarlarca euroluk anlaşma yapmayı biliyorsunuz. Bu nedir ya? Nasıl bir hokkabazlık bu? Bu insanlar neden 100 bin rakamını gördüler tekrardan? Ortada siyasetçilerin ciddi bir başarısızlık durumu söz konusu arkadaşlar. Bütün ülkelerde. Bu nedir ya? Siyasetçiler sabah bir kalkıyoruz başka bir karar alıyor. Akşam yatıyoruz başka bir karar. Bu nedir arkadaş? Yeter artık buraya geldi ya. Yapacaksanız doğru düzgün bir kriz yönetimi yapın ya. Vallahi kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz sert oldu farkındayım ama. Yani hepimizin psikolojisi bozuldu. Her gün yeni bir şey. Almanya'da okuyoruz. Görüyoruz. Diyoruz ki ya herhalde bu sefer çözüldü. Ya yok kardeşim çözülmüyor. Çıkıp ortaya çözemiyorsanız da biz şunu yaptık bunu yaptık diye hava atmayın kardeşim. 3 tane sıvı satacaksın diye hokkabazlığa gerek yok. Değerli izleyicilerim siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altına yazın. Sizlerden hasreten rica ediyorum. Düşünceleriniz neler biliyorsunuz? Ben tüm yorumları tek tek okuyorum. Bunun yanı sıra kanalımıza da mutlaka abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'daki koronavirüs tablosu sizlerin de malum olduğu üzere her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Bu tabloya baktığımızda Bavyera eyaletinin gerçekten çok büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu görüyoruz. Pek çok hastanenin tam kapasite çalıştığı, yine hastanelerin büyük bir kısmında artık yer olmadığı için başka eyaletlere hasta nakillerinin başladığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra Bavyera'da kurulacak olan, değerli izleyicilerimiz, Noel Pazarı'nın kuruluşu iptal edildi. Yine mağazalara her 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri kabul edilecek. Ev buluşmalarında ise maksimum 5 kişi olabileceği ifade edildi. Tabii bu durum, değerli izleyicilerim, herkesin moralini bozdu. Bunun yanı sıra Robert Koch Enstitüsü'nden de bir son dakika açıklaması geldi. Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı yapmış olduğu açıklamada ilk kez salgının başladığı ilk günden bugüne kadar bu kadar endişeliyim dedi. Ve Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı başka bir itirafta daha bulundu. Açıklanan rakamların gerçek rakamlara göre 2 kat aşağıda olduğunu, yani şu an açıklanan rakamların 2 katından daha fazla vakanın bulunduğunu biliyorum dedi. Arkadaşlar bu çok çok önemli bir açıklama, bir itiraf niteliğinde. Almanya'da gelinen noktayı bize Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı açık bir dille ifade etti, itiraf etti. Şimdi bakın değerli izleyicilerim, maalesef alınan tüm tedbirlere rağmen gelinen bu tablo tabii ki hepimizi çok derinden üzüyor. Önümüzdeki günlerde bu günleri arayacağız gibi duruyor. Ancak bu siyasetçilerin ve bazı kurumları yönetenlerin yaptığı tek bir şey var. Çıkıp açıklama yapmak. İşi çözmek yerine
İşi nihayetlendirmek yönüne görüyoruz ki insanları kapatmaktan başka hiçbir yolu, yöntemleri yok. Diyeceksiniz ki nasıl çözecekler? Arkadaşlar, yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüsle ilgili olarak her fırsatta çıkıp açıklama yapan, basının karşısına geçen devlet başkanlarından tutun bazı bilim insanlarına kadar bu işi bildiklerini söylüyorlardı, her şeyin kontrol altında olduklarını söylüyorlardı. Nerede? Nerede? Sonuç tam bir fiyasko. Günlük vaka sayıları 100 bine giderken, hastanelerdeki doluluk oranları artarken, çeşitli organizasyonlar iptal edilirken gelinen bu noktayı biz nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Çok merak ediyorum. Ne dememiz gerekiyor? Yani bizim söyleyeceğimiz, ben bir gazeteci olarak şunu söylüyorum. Bu özellikle siyasetçilerin anlattıklarının hepsinin birer masal, hikaye olduğuna inanıyorum. İşte Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı anlatıyor. Rakamlar iki katı daha fazla. Salgın başladığından beri ilk kez bu kadar endişeliyim diyor. Yani ne demek? Durum daha da ağırlaşacak. Şimdi böyle bir bilimsel açıklama ortadayken bu siyasetçilerin geçmişte yapmış oldukları kontrol altında çözüyoruz, işi bitirdik açıklamalarının perde arkasında ne vardı? Ben size söyleyeyim. Milleti uyutmaktan, milletin kafasını karıştırmaktan başka hiçbir şey yoktu. Bugün Almanya'da yaklaşık 25 milyon insan aşılanmadı. Aşılanmayanların çok büyük bir kısmının şu gerekçesi var. Siyasetçilere güvenmiyorlar, siyasetçiler bizim kafamızı karıştırıyorlar, siyasetçiler bizi korkutuyorlar diyorlar. Evet, her gün başka bir şey söylediler. Şimdi de çıkmış siyasetçiler diyor ki, çevrenizde bulunan insanları ikna edin sıvıları vurdurmaya. Nasıl ikna edeceksin? Güvenmiyorlar sana. İşte görüyoruz. Soruyorlar. Bu sıvıyı vurdurmayanlar diyorlar ki bu kadar aşılamaya, sıvıya rağmen neden vaka sayıları bir yıl önce döndü arkadaş? Haklı değil mi bunu soran? Neden? Siz ne yaptınız bugüne kadar? Almış olduğunuz önlemlerin hiçbir anlamı yok muydu? Yoksa vatandaşa boşu boşuna umut mu sattınız? O nedenden dolayı 25 milyon insan biz bu sıvıları vurdurmayacağız diyor. Anlatamadınız ki. Tek yaptığınız şey aç kapa oyun oynamak. Açıyoruz, kapatıyoruz. Şu kadar vaka, bu kadar bilmem ne. Her gün rakamlar toto açıklar gibi rakam açıklıyorsunuz. Başka ne yaptınız? Ne yaptınız? Ben çok merak ediyorum gerçekten değerli izleyicilerimiz. Yani bu Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç, hepsine baktığımızda Avusturya, Belçika, İngiltere hepsinde vaka sayılarının çok ciddi anlamda arttığını gözlemliyoruz. Bu tablonun değişmesi için bu siyasetçiler bugüne kadar bu iki yıldır ne yaptılar? Çıkmışlar şimdi diyorlar ki durum çok endişe verici. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Yoğun bakımlarda entübe ediliyor insanlar. İnsanlar işinden gücünden oldu. İnsanların cebinde para kalmadı. Son bir yıl içerisinde fiyatlar aldı başını gidiyor. Doğalgazda %48 zam yapıldı. Arkadaşlar nedir bu? Biri çıksın bana o zaman izah etsin. Siz ne yapıyorsunuz? Benzin fiyatları uçtu. Her şey aldı başını gidiyor. Siyasetçi o zaman ne yapıyor kardeşim? Siyasetçiler tiyatro izler gibi, film izler gibi oturmuşlar izliyorlar mı bizim gibi? Ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Bu nedir? Bakın şu anda Almanya'da çok sayıda vatandaşımız hayatını koronavirüs nedeniyle yitirdi. Yoğun bakımlarda yatanlar var. Bu insanlar sizlere güvendi, inandı. Şu anda ahirete intikal eden ve hasta yataklarında şifa bekleyen bu insanlara nasıl cevap vereceksiniz? Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ne diyeceksiniz? Bundan sonra neler olacak biliyor musunuz? Tek bildiğiniz şey ve anlattığınız şey şu arkadaşlar. Bu siyasetçilerin vaka sayıları artacak, hastaneler dolacak. E kardeşim sen ne yapıyorsun? Ne yaptın iki yıldır? Milleti uyutmaktan başka ne yaptınız? Vatandaşın hayatını alt üst ettiniz.
Krizi yönetemediniz ve hala yönetemiyorsunuz. Hiç kimse bana masal anlatmasın. Ben sonuca baktığımda bugün 200 kişi Almanya'da hayatını kaybetmişse, vaka sayıları 50 bini geçmişse burada bir başarıdan söz edebilir miyiz? Bunların hepsi yalan, bunların hepsi dolan derim ben. Bu nedir ya? Hani teknoloji, hani ekonomi, ortada hiçbir şey yok. İnsanlar hayatları zam içerisinde geçiyor. Bu geçinmeleri gerçekten çok zor insanların. Marketlerde fiyatlar en az, değerli izleyicilerim, son bir yılda %20 artmış vaziyette. İnsanlara verdiği sosyal yardımlar aynı, maaşlar aynı. Ama vergileri arttırmayı düşünüyorsunuz. Almanya'da yeni kurulacak olan hükümetin ilk işi vergileri arttırmak. Koronavirüs döneminde kaybedilen vergileri yine senden, benden alacaklar. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Bu nedir ya? Ne zamana kadar arkadaşlar? İnsanlar sokaklara dökülüyorlar, dinleyen yok. Alınan tedbirleri eleştiriyorlar. Ağzını açıp bir tek kelime laf söylemiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir tane siyasetçi bu protesto yapanları, alınan tedbirleri, protesto edenleri dinliyor mu? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben hayatımda böyle bir şey ne gördüm ne de duydum. Dünyanın her yerinde ya insanları bir çağırırsın, dinlersin kardeşim, ne istiyorsunuz dersin. Bu insanlar düşman mı? Elinde bu insanların hani bir şey mi var, silah mı var, ne var? Hiçbir şey yok. Vatandaşın senin, oy istediğin, oy aldığın vatandaşın. Siyasetçiler demokrasiden, insan haklarından, hak, hukuktan bahsetmesinler. Bugün Almanya'da alınan kararlar gereği bu sıvıyı olmayanlar neredeyse evine hapsedilecek. Avusturya'da yapıldı, evden çıkamıyorsun, sokağa çıkma yasağı geldi Avusturya'da. Günah keçisi olarak da bu sıvıları vurdurmayanlar gösterildi. Bakın ben sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Ben siyasetçileri eleştiriyorum. Doktorunuza danışın. O ne diyorsa onu yapın. Bu nedir ya? İnsanlar gerçekten arkadaşlar artık insanların psikolojileri bozuldu. Böyle bir şey olabilir mi? Her gün başka bir şey söylüyorlar. Bu kadar vaka sayısını artacağını biliyordunuz. Niye önlem almadınız? Hani Profesör Doktor Uğur Şahin, özlem süreci nerede? Nerede gidip hesap soruyor musunuz? Diyor musunuz sen bu sıvılar çıkmadan önce %96 koruma özelliği var bu sıvıların. Şimdi bu kadar vakanın sayısı niye oldu diye hesap soruyor musunuz? Yok. Uğur Şahin de ortada yok. Özlem Türeci de ortada yok. Merkel gidiyor zaten. Olan yine vatandaşı oluyor. Tablo bu arkadaşlar. Bu konuyla ilgili lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Yani sadece Almanya değil, Avrupa'nın diğer ülkeleri, dünyanın diğer ülkeleri, ana vatanımız Türkiye. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Sonumuz ne? Bunları anlatırken ben panik yapmak için, felaket tellallığı yapmak için konuşmuyorum. Ama bu siyasetçilerin artık bu virüsle ilgili yapmış olduğu açıklamaları görünce gerçekten ben de dayanamıyorum. Bu nedir ya? Oyun mu oynuyorsunuz insan sağlığı gibi kutsal ve özel bir şeyle? Çıkıp açıklama yapıyorlar. Vaka sayısı şu kadar olacak, bu kadar olacak bilmem ne. Ya kardeşim sonuç ne sonuç? Senden sayı duymak istemiyoruz. Piyango sayısı ne o, loto sayısı duymak istemiyoruz. Çıkın adam gibi açıklama yapın kardeşim. Hani bitmişti bu iş? Hani kontrol altındaydı Amerika? Almanya Sağlık Bakanı Spahn açıklama yapmıştı. Bundan 3-4 ay önce her şey kontrolümüz altında. Al gördük senin kontrolünü. Bu mu senin kontrolün? 100 bin vaka. Hadi bakalım. Kontrol altında. Şimdi ne diyorsun? Mutlaka herkes maskeye, mesafeye uymalı. Başka? Çözdü mü? Yok. Sıvılar çözdü mü? Hadi buyurun siz cevap verin. Değerli izleyicilerim lütfen görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Siz bu tiyatroyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum, biliyorsunuz ben bütün yorumları okuyorum. Bunun yanı sıra mutlaka videolarımızı beğenmenizi ve kanalımıza da abone olmanızı hasreten sizlerden rica ediyorum. Daha fazla insana ulaşmamız için abone olmanız ve videolarımızı beğenmeniz bizim için